Hepinize merhabalar, Retro sakinleri. Bu bölümde Fate oynayacağız. Fate yeni çıktı, ilginç bir oyun. Grafikleri pek öyle ahımşam değil, hatta Atari 2600 grafikleri gibi, ama oyun çok ilginç bir oyun. Bağımlılık yapıcı bir oyun. Birazdan siz de göreceksiniz. Hikayesini The Exorcist'ten herhalde almışlar. Bir rahibi yönetiyoruz, genç bir rahibi. Evet, yolculuğumuz başlıyor. Ormana doğru gidiyoruz. Aldanmayın. Çok eğlenceli bir oyun. 1987. Bir yıl olmuş bu eve girdiğinden beri. Hangi evse artık o, herhalde kötü ruhların olduğu. Yaptıkları Vatikan tarafından onaylanmıyormuş. İşte bütün rahiplerin bağlı olduğu merkez. Fate, Unholy Trinity. Gördüğünüz gibi ilginç bir şey yapmışlar burada Latinceleriyle. Initus Begin'miş. Catechismus Instructions. Burada bir şey yok. Begin diyelim. Chapter 1'den başlayalım. Game diyelim. Confirmo. Okay. Evet, geldik. Yine bu eve doğru gidiyoruz herhalde. Lanetli eve. Ah, not. Notu kaçırdık, neymiş? Unuttun mu, bu orman kendi bir kendi şeyi vardır, bir düşüncesi mi vardır, kaybolursan nerede olduğunu hatırla falan. Tamam, bu start diyor, bu bize şeyi veriyor, küçük bir harita gösteriyor. Gördüğünüz gibi üstte ağaç, ortada mezarlık ve ev, bir de kırmızı ev var. Ha, tamam. Yani yoksa başka bir şey yok. Şimdi mezar taşını bir bulalım önce. Amanın. Bu da bizi öldürmeye çalışan örümcek gibi, hayalet gibi bir şey. Bakın şimdi. Çarmıh'ı gördüğü anda kayboldu gitti. Bu filmlerdeki en saçma şeylerden biri işte. Bir tane hat çıkar, bütün korkulardan kurtuldu yani. Aa, beni doğum gününe davet etmiş. Şu grafikler bile atmosferi iyi yansıtıyor diyebilirim. Yukarı yukarı gitsek, çaprazdan gitsek. Bir geyik kaçıyor. Bu arada örümceğin de nereden çıkacağı belli olmuyor. Yakaladığımızı görüyor musunuz? Yani rahip olduğunu anlayabileceğimiz tek şey eşya o. Yani kıyafetinin üzerindeki. Hala mezarlığı bulamadık. Aha, göl. Şunları tuttuğunuz zaman haçı ruhlar çıkıyor. Kötü ruhlar çıkıyor içinden. Yine bir not geldi. Bakalım. Burada bize şeyler veriyor tabii. Bob'un tüfeğini bulmak için kas falan diyor. Tiyolar veriyor onunla ilgili. Gidelim bakalım, nereye gideceğiz böyle. Bakalım bakalım, hala ağaç mezarlık şeyini bulamadık. Ah, eve geldik. Yani biz şu evdeyiz. Buradan çapraz gidersek diğer kırmızı ev. Tabii Türkçe dil desteği olsa çok iyi olur. Şimdi
Örümcek burada geziyor. Hemen hacımızı çıkaralım. Çünkü ne zaman geleceği belli olmuyor. Şöyle gidersek galiba kırmızı evi bulacağız. Ha, şurada da vardı ruhlar. Böyle bir şey olmuş. Evet, çıkardık yine, ama örümcek de gelebilir. Bob, çocuklar seni özledi. Her gün ikizler. Tamam. Düzüne gitsek çapraz mı? Bir yerden bulacağız onu. Şuraydı zaten. Örümcek çıkabilir bu arada her an. Bizi öldürmek için Giyi aç tuttuk. Aynı yere de geliyor olabiliriz bu arada. Buyur. Evet, aynı yere gelmişiz. Çapraz gidelim. Gerçi çapraz gitsek de aynı yönde. Güle güle sen. Şimdi ev burası. Buradan yukarı gitsek. Bir yukarı gittik. Bundan sonra soldan gitsek. İki ekran yukarı gittik. Burası olsa. Şimdi çapraz gitsek. Yine geyiği gördük. Allah Allah. Acaba bu bize yolu mu tarif ediyor? Böyle bir şey de olabilir. Burası ev. Bizim geldiğimiz ev. Yine buraya geldik. Evet, buradan çıkalım. Haçımız hazırda olsun. X tuşu. Biraz da hızlı koşma olsaymış iyiymiş ama. Yine gidelim böyle çapraz çapraz. Şuraya bir daha bir bakalım. Eğer mezar taşını bulursak oradan dümdüz ilerleyeceğiz. Belki de kuyuydu yani. Kuyu. Ha, tamam. Kuyuymuş bu. Buradan dümdüz gidersek kırmızı kapıyı buluyor olmamız lazım. Anahtarımız da olduğuna göre orayı açacağız. Evet. Geldik. Mrs. Martin. Galiba bizim şeytan buralarda bir yerde. Bal kabağı. Halloween Cadılar Bayramı için hazırlanmış. Buraya. İletişimi kuramıyoruz bununla. Evin haritası var mı? Yok. Bu açılmıyor. Televizyon odasına geldik. Yatak. Belki de şeye kilitlediler onu, bodruma. Burada sanki bir aşağı iner merdivenler var. Evet. Şurada bir oyuncak at görüyorum ben. Bir manken. Evet.
Kötü ruhu çıkardık buradan. Başka var mı? Bir şey alamıyoruz zaten. Dua edelim, dua edelim diyor. Çamaşır makinesinde var mı bir şey? Yok. İlginç bir yer yine. Bunlar burada ayin yapmışlar. Emin ailesi bu törene dayanamadı mı görmeye falan. Ne oluyor? Aha, değişti. Sonunda geldi. Onu yakalamamız lazım ama nerede acaba? Yine bir not. Şu nota bir bakalım kısaca. Ne diyor bize? Çatı katı dan bahsetmiş. Oradan oraya mı geçelim acaba? Şimdi bunlar hareketlenirse. Oh. Geberdik. Neyse. Buradan devam ediyoruz. Bir kere daha deneyeyim. Şu olmazsa bu chapter'ı geçmeye çalışalım. Çok kuvvetli ama bizi hemen gebertti. Kutsal su da lazım demek ki yani. Sadece haç değil. Şurada bir ürün. Ha. Hayır. Hayır. Bu bizi her yerde öldürüyor ya. Demek ki bayağı uzak olsun. Tam biz plastik ördeğe bakıyorduk ki birden ortaya çıktı. Bir daha çıkacak mı? Çıkacak mı bakalım. Hop. Ha, bu sefer yakaladık galiba ama hayır. Bu ne ya? Son sefer deneyeceğim. Sonra videoyu uzatmamak için kapatacağım. Acaba bize daha çok mu not lazım? Veya onun yok ettik bu sefer. Yine aynı alanda mı gideceğiz? Onu merak ediyorum. Şurada bir bisiklet belirdi. Oo.
Her yerde yakalayabilir bizi. Şu kapıda bir kan izi var. Yine geldik Rubber'daki. Hayır be. İşte böyle bir oyun. Gerçekten çok beğendim ben. 3-4 chapter'ı daha var böyle. 2-3 chapter'ı daha var. Size tavsiye ederim yani. 25 liraya falan epey eğlenceli bir oyun. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.